Yakında Üniversitesi stüdyolarından iyi günler sevgili izleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk olan bir bölüm. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Mesut Yalvaç şu anda stüdyo konuğumuz. Sayın hocam günaydın diyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk olan bir bölüm. Bilgi ve Belge Yönetimi. Ama bilgi ve belge yönetimi dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen hemen kütüphane. Bilgiler, belgeler geliyor. Tabii ki oradan alacağımız materyaller geliyor aklımıza ama bilgi ve belgenin de çok farklı meziyetleri var aslında. Az sonra bunları konuştukça açacağız. İsterseniz şöyle bir KKTC'de ilk olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk olan bilgi ve belge yönetiminin bugünkü gelinen aşamasındaki şu son noktayı bir sizden alalım. Evet. Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine Yakın Doğu Üniversitesi'nde yaklaşık 3 yıl önceki bir ilk ve hala tek bir bölüm olarak bulunuyoruz. Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü. Bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Aysel Yontar hanımefendinin gayretleriyle ve değerli çabalarıyla kurulmuş olan bir bölüm. Kurulduğu zamandan beri de benim önce YÖK görevlisi geldiğim, daha sonra da bu üniversiteye ve kurucusu olan başta Suat Bey olmak üzere tüm yönetim kademesine ve çalışanlarına hayranlık duygularımla bağlanıp daha sonra full kadro olarak geldiğim bu üniversitede. Aslında çok enteresandır. Sözünüzü kesiyorum hocam. Dünyanın birçok üniversitelerinde görev yapmış bir bilim adamısınız, bir eğitmensiniz, öğretim üyesisiniz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversiteler ülkesinde yakın üniversitesine geliyorsunuz ve burada bir sevgi bağı oluşuyor. Evet, evet. Bu çok evet, önemli bir evet. olay. Evet, bu kesinlikle başta değerli kurucu rektörümüz Doktor Suat Günsel hocamız ve Ümit Hasan hocamız rektörümüz ve tüm akademik ve idari personelin oluşturduğu bir zincir. Doğrusunu isterseniz inanılmaz bir de vizyon. Geniş bir vizyon ve 21. yüzyılın üniversitesi olarak gördüğüm ve inandığım bu üniversitenin bir parçası olmak, o parça içinde bir tuz biber, tuz zerresi kadar bir değer oluşturabilmek büyük bir şeref ve onur aslında. Yani burada ne büyük mucizeler yaratıldığını görüyorsunuz. O zaman işte burada olmanızın nedeni ortaya çıkıyor. Evet. Bu mucizelerin içinde bir şekilde yer almak dünyanın en onur verici görevi diye düşünüyorum. Evet. Ben öncelikle. Ve hemen bu bağlamda bu evet. Bölümünüzün şu anki son gelinen aşamadaki noktasını alalım biz. Evet. Biz henüz daha hala da YÖK'ün kontenjan vermesini bekliyoruz. Bütün olması gereken tüm koşulları çoktandır yerine getirdik. Türkiye'de bu koşullara sahip olup başvuranlar bu şeyi aldılar. Bu kontenjanları alabilmişlerdi. Biz de bekliyoruz. Yakın bir zamanda gelecek ama bu arada beklerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelerden master ve doktora programımıza kaydolmak isteyen öğrencilerimiz için master ve doktora programımızı açtık. 2 yıldan beri onu sürdürüyoruz. Hı hı. Öğrencilerimiz var. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki var olan kütüphanelerimiz, bilgi merkezlerimiz, arşivlerimizde çalışan ya da çalışmayı arzu eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olan öğrencilerimize bu hizmetimizi açtık. Hı hı. Çok da yararlı bir şekilde devam ediyor. İlk diyoruz adada. Fakat bir ilki daha var. Sadece adada değil, dünyada. Kütüphanenin içinde, büyük kütüphanemizin içinde, Yakın Doğu Üniversitesi'nin büyük kütüphanesi içinde kurulmuş olan bir bölüm. Yani bölüm laboratuvar ortamı olan, hı hı. Yaşam yeri içinde bulunuyor ve orada çalışıyor. Bu anlamda da bu şekilde de bir ilk ve tek olmaya devam ediyor. Evet, evet. Evet.